Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin hazırladığı Dünya Raporu ile karşınızdayız. Bu hafta Türkiye-ABD arasında F-35 polemiği gündemde, geniş yer tuttu. İki tarafta ard arda S-400 ve F-35'ler hakkında açıklama yaptı. Son olarak Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü, Türkiye S-400'den vazgeçmezse F-35 ve Patriot'ları almaları söz konusu olmayacak dedi. Suriye'deki gelişmelere de göz atacağız. Geçtiğimiz hafta hem İdlib'de hem de Suriye'de ABD askerleri konusunda gelişmeler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı. Asya'dan ise Pakistan, Hindistan'dan haberimiz olacak. Çin'de ise iki toplantı düzenleniyor. İki toplantı nedir? Bu yıl iki toplantının gündeminde neler var? Bunlara bakacağız. Gündem oldukça yoğun. Dilerseniz Dünya Raporu'na başlayalım. Amerika'nın S-400 baskısı giderek artıyor. S-400'lerin alınmasının askeri ilişkiler açısından ağır sonuçları olacağını belirten Pentagon sözcüsü Charles Summers, F-35 ve Patriot'ları almaları söz konusu olamayacak dedi. Amerika'nın S-400 baskısı devam ediyor. Daha önce S-400'leri alırsanız F-35'leri vermeyiz tehdidinde bulunan Amerika'dan yeni bir açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Charles Summers, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin soruya yanıt veren Summers, Türkiye'nin S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriot'ları almaları söz konusu olmayacak ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin bir NATO müttefikine yönelik ağır sonuçları olur ifadesiyle ne demek istiyorsunuz sorusuna ise Summers, önceki sözlerini tekrarlayarak F-35 ve Patriot'ları alamayacaklar, bunu kastediyorum diye yanıt verdi. Bu arada Amerika Hava Kuvvetleri'nde sürpriz bir istifa haberi geldi. ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson görevinden istifa ettiğini açıkladı. Wilson, Amerikan Başkanı Donald Trump'a yazdığı istifa mektubunda Texas Üniversitesi Rektörlüğü için tek finalist olarak seçildiğini ve nihai oylamada gerekli oyu alması durumunda Hava Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nden 1 Mayıs itibarıyla istifa edeceğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye diplomasisi kapsamında Körfez turuna çıktı. Lavrov, Esad yönetiminin Arap Birliği'ne dönüşü için girişimlerde bulundu. Suriye 8 yıl aradan sonra ilk kez Arap Birliği toplantısına geçen hafta katılmıştı. Suriye Meclis Başkanı Hamuda Sabah, Arap parlamentolar Umman'daki toplantısında hazır bulundu. Lavrov, Körfez turunda Türkiye hakkında da konuştu. İdlib için Türkiye ile çözüm arandığını vurguladı. Rusya, Suriye diplomasisi için vites yükseltti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ilk adresi Katar oldu. Ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt'e geçti. Son olaraksa Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Suriye hükümetinin Arap Birliği'ne kabul edilmesi, Körfez turundaki Lavrov'un çantasındaki ilk madde oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed El Nahyan'la yaptığı görüşmenin ardından konuştu Lavrov. Buradan Türkiye'ye mesajı verdi. Askerlerimiz Suriye'den, Türkiye'den meslektaşlarıyla bu tür bir çözüm için uygulanabilir adımlarla uğraşıyor. Bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, Rus ve Türk ordularının varacağı mutabakat sayesinde Suriye'nin İdlib kentindeki durumun tersine çevrilebileceğini söyledi. Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlığı temsilcileri İdlib'e ilişkin mutabakat sağlanmasına yönelik aktif bir çalışma yürüttü. Terör tehdidini ortadan kaldırmayı başaracağımızı düşünüyoruz. İdlib kırsalında Suriye ordusunun da terörle mücadelesi sürüyor. Ordu birlikleri Nusra cephesi ve müttefiklerinin saldırı eylemlerine karşılık verdi. Operasyonlarda terör mevzileri imha edildi.
Öte yandan Lavrov'un temaslarında Suriye Anayasa Komisyonu'nun kuruluşuna muhaliflerin katılımı da önemli gündem maddesiydi. Lavrov'un görüşmeleri ayrıca terör örgütü IŞİD sonrasında Suriye altyapısının yeniden inşası için donör ülkeler bulunması etrafında şekillendi. Rus Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin önemli noktası Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınması olacak açıklaması yapmıştı. Ancak Riyad'daki görüşmelerde Lavrov'a Esad yönetiminin Arap Birliği'ne dönmesi için çok erken olduğu mesajı verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı. Rus ordusu ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde devriye yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ilk devriye faaliyeti sona erdi. TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi zirvesinde alınan karar çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ilk devriye faaliyetini tamamladı. Saat 14'te başlayan devriye El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyündeki Altınoğlu gözlem noktasından başladı. Serakip ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki Yedinoğlu nokta üzerinden ilerleyen devriye Maritimuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki Sekiznoğlu gözlem noktasında son buldu. Devriyelerin devam etmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ordusunun da İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetlerine başlayacaklarını duyurmuştu. TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rusya'nın ise 10 noktada gözlem noktası bulunuyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Suriye'de asker bırakacaklarını söyledi. Geçen hafta Temsilciler Meclisi komisyonunda konuşan Votel, IŞİD bitinceye kadar görevlerinin devam ettiğini belirtti. Joseph Votel, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. Joseph Votel, Irak ve Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Votel, IŞİD'in elindeki toprakların büyük bir kısmının geri alındığını ancak mücadelenin devam ettiğini söyledi. Amerikalı Orgeneral Trump'ın talimatı doğrultusunda Suriye'den çekilme sürecine devam edeceklerinin altını çizdi. Ancak Votel, Amerikalı askerlerin Suriye'den %100 çekilmeyeceğini de ifade etti. Votel, menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Trump'ın 21 Şubat'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray, barış gücü altında 200 kişilik bir askeri birliğin Suriye'de kalacağını söylemişti. PKK-YPG Suriye'de 283 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktı. PKK'lı teröristler, IŞİD'li teröristleri işbirliği, kardeşlik ve merhamet jesti için serbest bıraktıklarını söyledi. Terör örgütü PKK-YPG'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri 283 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktıklarını duyurdu. SDG'den yapılan açıklamada serbest bıraktıkları IŞİD'li teröristlerin ellerinde Suriyeli kanı olmadığı iddia edildi. Açıklamada serbest bırakmanın bir işbirliği, kardeşlik ve merhamet jesti olduğu söylendi. PKK-YPG'nin SDG çatısı altında IŞİD'li teröristleri serbest bırakması, akıllara Şubat ayında Trump'ın Avrupa'yı tehdit etmesini getirdi. Amerikan Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinden Suriye'de faydalanabilmek için IŞİD'lileri serbest bırakmakla tehdit etmişti. Trump, sosyal medya hesabından 800 IŞİD'li teröristin yakalandığını belirtmiş ve eğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarını alıp yargılamazsa onları serbest bırakmak zorunda kalacağız demişti. Bu arada 2 Mart'ta Amerika'nın Irak üzerinden Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye gönderdiği 300 araçlık konvoy görüntülendi.
Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki tırların vinç, akaryakıt tankerleri, iş makineleri, terör örgütünün kullandığı kamyonetler ve jeneratör taşıdığı, bazı tırlarınsa dorselerinin brandalı olduğu görüldü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in INF'yi askıya almasının ardından yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. NATO Sekreteri, INF'nin Avro-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını askıya alan Rusya'ya yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı. NATO Genel Sekreteri INF anlaşmasının 1987'den bu yana Avro-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti. Stoltenberg, Rusya'nın SSC-8 adlı füze sisteminin INF anlaşmasını açık şekilde ihlal ettiğini iddia etti. NATO Genel Sekreteri, NATO müttefiklerinin Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda birlik olduğunu ifade etti. Ancak önceliklerinin anlaşmayı kurtarmak olduğunu söyledi. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin aynı zamanda INF anlaşmasının olmadığı bir dünya içinde hazırlık yapmaya başladığına dikkati çekti. Sırbistan Enerji Ajansı, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Sırbistan, Nisan ayında Türk Akımı'nın inşasına başlamayı planlıyor. Sırbistan Enerji Ajansı, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Böylece Rus doğalgazı Ukrayna'dan geçmeden Avrupa ülkelerine ulaşabilecek. Kararı basın mensuplarına Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandar Antić açıkladı. Antić, Sırbistan Devlet Enerji Ajansı, Sırbistan Devlet Gaz Şirketi Gaztrans'ın Türk Akımı projesiyle ilgili teklifine olumlu bakmış ve transit geçiş için izin vermiştir dedi. Sırp Bakan'ın verdiği bilgiye göre Türk Akımı'nın Sırbistan ayağının inşasına Nisan ayında başlanacak. Projenin Karadeniz'den geçen bölümünün açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla 19 Kasım 2018'de İstanbul'da yapılmıştı. Pakistan-Hindistan arasında yaşanan gerginliğin ardından Pakistan devleti ulusal eylem planını uygulamaya geçti. Plan kapsamında 182 cami ve medrese Pakistan Vakıflar Müdürlüğü'ne devredildi. Terörle ilgili olduğu şüphelenilen 121 kişi ise gözaltına alındı. Pakistan devleti çeşitli örgütlere bağlı toplam 182 cami ve medreseyi Pakistan Vakıflar Müdürlüğü'ne devretti. Karar ulusal eylem planı kapsamında alındı. Terörle mücadeleye ilişkin hazırlanan ulusal eylem planı çerçevesinde 121 kişi de gözaltına alındı. Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Afridi, yasaklı örgütlere yönelik operasyonlarımız hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Süreci hızlandırmak için çalışmalarımız sürüyor, dedi. Pakistan'da çarşamba günü de Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Örgütün lideri Mesut Azhar'ın kardeşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı. İslamabad yönetimi pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca ondan fazla yasaklı terör örgütünün mal varlıklarını dondurduğunu açıklamıştı. Çin'de halk temsilcileriyle parti liderlerini bir araya getiren iki toplantı 4 Mart'ta başladı. Açılış konuşmasını Xi Jinping'in yaptığı toplantıda Başbakan Li hükümet raporunu sundu. İki toplantı Çin'in en büyük siyasi etkinliği olma özelliğini taşıyor. Çin politikası burada şekilleniyor. Çin'in ülke çapındaki en büyük siyasi faaliyeti olan iki toplantı Çin'in başkenti Pekin'de devam ediyor. İki toplantı Çin'in en yüksek yasama ve danışma organlarının yıllık toplantılarını ifade ediyor.
Yasama ve atama yetkisi alan 13. Ulusal Halk Meclisi ile yasama yetkisi bulunmayan Çin siyasi danışma toplantısı Çin'de aynı anda düzenleniyor. 13. Ulusal Halk Meclisi anayasa değişikliği ve kanunların düzenlenmesini yürütüyor. Ayrıca kritik görevlerdeki devlet yetkililerinin ve idari birim yöneticilerinin atamalarını yapıyor. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın ise resmi yasama gücü bulunmuyor ancak bir çeşit yumuşak güç olarak Çin siyaseti üzerinde etkisi giderek artıyor. Konferans, sıradan vatandaşın endişe ve beklentilerinin hükümetin radarına girmesini sağlıyor. Eğlence, spor, iş dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra Çin Komünist Partisi haricindeki partilerin temsilcileri de bu mekanizma içinde yer alıyor. Çin Halk Siyasi Dayanışma Konferansı'nı Amerikan Senatosu'na, 13. Ulusal Halk Meclisi'ni de Amerikan Temsilciler Meclisi'ne benzetmek mümkün. Bu yıl Ulusal Halk Meclisi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı ikinci oturumu 3 Mart'ta yapıldı. 5 Mart'ta da 13. Ulusal Halk Meclisi oturumları başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in katıldığı açılış oturumuna 3000'e yakın delege katıldı. İlk gün oturumuna Çin Başbakanı Li Keqiang da katıldı. Hükümetin çalışma raporunu kongreye, meclise sundu. Çin Başbakanı 2019'da izlenecek ekonomi, yoksulluğun azaltılması, istihdamla yıllık savunma bütçelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2019 ekonomik büyüme rakamı %6 ile 6,5 seviyesinde belirlendi. Başbakan Li, hükümet adına şirketlerin ekonomik yüklerini rekor düzeyde azaltma sözü verdi. 2018'de özel sektöre 1 trilyon 300 milyon yuan kısmi vergi ve harç indirimi uygulayan hükümet, 2019'da bu rakamı 2 trilyon yuana kadar çıkaracağını açıkladı. Bu şekilde Çin ekonomisi 2019'da imalat sektöründeki küçük ve mikro işletmelerin vergi yükünü azaltacak. Bu şekilde küçük üreticiler korunmuş olacak. 6 Mart'taki oturumlarda Ulusal Halk Meclisi Milletvekilleri Başbakan Li Keqiang'ın sunduğu hükümet çalışma raporunu tartıştı. Çin Halk Siyasi Dayanışma Konferansı da çalışma raporunu değerlendirecek. Çin'in dört bir yanından giden delegeler rapora katkı sunacak. Basın toplantısında konuşan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Hilly Fink, Çin ekonomisinin gelişiminin sağlam biçimde devam edeceğini söyledi. Komisyon Başkanı, 2019'da kalkınmayı hızlandırmak için hükümet çalışma raporunda bir dizi önlem açıkladığını, bu önlemler sayesinde Çin ekonomisinin sağlam gelişme ivmesini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. 3000'in üzerinde gazeteci oturumları takip ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı olduğundan bu yılki oturumlar uluslararası basının özellikle ilgisini çekiyor. Japon donanması Çin donanmasının kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlamak için Çin'e savaş gemisi göndereceğini açıkladı. Tarihsel olarak çelişen Asya'daki bu iki gücün yakınlaşması jeopolitika uzmanlarının son aylarda dikkat çektiği bir olguydu. Japon gemisinin Çin'i ziyaret edecek olması yeni durumu daha net bir şekilde ortaya koydu. 23 Nisan'da Çin donanmasının kuruluşunun 70. yılını kutlayacak. Japonya etkinlik için Çin'e savaş gemisi göndereceğini açıkladı. Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, gazetecilere Japonya'nın 23 Nisan'da Çin'in Shandong eyaletinde gerçekleşecek askeri etkinliğe bir savaş gemisiyle katılacağını söyledi. Iwaya, Japonya'nın karşılıklı anlayış ve güveni teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Japon Savunma Bakanı, savunma makamları arasında çoklu düzeyde diyaloğu teşvik etmeyi umduğunu ifade etti. Japon ordusu yetkilileri 2009'da Çin donanmasının gerçekleştirdiği askeri bir etkinliğe katılmış ancak Japon gemileri davet edilmemişti. Ekim 2018'de Japonya Başbakanı Shinzo Abe 7 yılın ardından Çin'i ziyaret etmiş ve iki ülke arasında 18 milyar dolar değerinde 500 anlaşmaya imza atılmıştı. Abe'nin ziyareti sırasında iki ülkenin merkez bankaları arasında 3 yıllık ikili para takası anlaşması yapılmıştı. Çin-Japonya haberiyle bu haftaki dünya raporunun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.